ben de korktum. Karşı karşıya halat bağladılar. Ben dedim oradan nasıl geçerim, nasıl ederim? Kendi kendime düşünüyorum. Jandarma geldi. Korkma teyze, seni biz kurtaracağız dediler. Biz yanındayız dediler. Biz geçireceğiz. Sen kurtulana kadar biz seni yalnız bırakmayacağız. Burada ben yanındayız. Kadir Kayaoğlu, İlişi köyündenim. Ben 80 yaşında adamım. Yanımda kimsem de yok. Jandarmalar geldiler, arabamı çıkarıverdiler. Yapılacak işleri söylediler. Ya daha bir şey var mı diyerekten her şeyimle ilgilendiler. Hepsinden Allah razı olsun. Fatma Demiröz ismim. Dükkanımızdan garajda arabamız vardı. Her şeylerimiz vardı. Onlar gitti zaten. Arabamız gitmeseydi o kadar üzülmezdi. Makine vardı ki. Arabayı yıkamak. Hepsi gitti makine. Onlar gitti. İçinden çıkamazdı. Biz de bu saatten sonra gayri bu yaşımızdan sonra imkanı yok oğlum bizim. Olmaz. Ya, siz buraya çıkamazsın içinden. İki gün sonra geldiler tekrar oraya temizlediler yani. Odunlarımızı ayırdılar açık olanları. İç suyun içinde kalanlar gitti zaten işin içinde, balçık içinde. O kadar. Ne yapacak? Allah razı olsun. Yine onlardan. Adım Ergun Esen. 65 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır burada sürekli ikamet. Burada sel sonrası en önemli şeylerden biri. Yani insan gücüne ihtiyaç var. Burada da işte bu jandarma komando arkadaşlardan çok büyük fayda gördük. Bu arkadaşların iyi niyetli çalışmaları gerçekten bizim gücümüzü aşan şeyleri gerçekleştirdi. Tüm bu yapılan emeği geçen arkadaşlar, jandarma komando arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bütün İlişi Köyü adına. İsmim Behiye Yazgan. 2 yıldır ben İnebolu Özlice'de oturuyorum. 2 yıldır sel felaketi yaşıyoruz. Geçen sene 2 kızımı, 3 torunumu çatıya merdiven dayayarak canlarını öyle kurtardım. Torunlarım, anneanneciğim yaşamamızın sonu mu geldi diyerek onları orada zor ikna edeyim. Yani Allah razı olsun, devletimiz her zaman kötü zamanda yanımızda oluyor. Yani Allah razı olsun. Askerlerimiz geldi. Geçen sene çok zor durumdaydık. Bu sene 2 gün içerisinde hemen toparladılar. Vidanjörle bodrum katımdan suyu çekti.